taciz eden iki erkek suç kayıtlarına rağmen serbest bırakılmış, sosyal medya tepkilerinden yükselince yeniden yakalanmışlardır. Devlet yargısıyla, kolluğuyla şiddete mağdurlarının beyanlarına göre değil, sosyal medya tepkilerine göre adaleti sağlamaktadır. Şiddet gören kadınların sesini duyurmak için karakollara değil, sosyal medyalara başvurmaktadır. Karakollarda faillerin elini kolunu sallayarak çıktığı gibi kadınların katletmeye devam ettiklerini biliyoruz. Cezasızlık politikasının kadınların yaşamdan kopardığını her gün görmekteyiz. İktidarın cezasızlık politikaları aynı zamanda failleri de cesaretlendirmektedir. Sokaklara... Kadınları değil, katilleri topla. Kadınları değil, katilleri yargıla. Kadınları değil, katilleri yargıla. Şiddetin bahanesi oluşturmak isteyerek alkollüydü, uyuşturucu bağımlısıydı, psikolojik sorunları vardı diyenlere buradan cevap veriyoruz. Şiddetinizin kaynağı erkek egemenliğini korumak ve aklama çabalarınızdır. Arkasına saklandığınız gerçekler değil, erkek şiddetinin muhaklaştırmak için algı operasyonları ile failin ırkını ya da mültecilik konumuna göre çıkarmak kadına yönelik şiddeti engellemez. Jin! Jiyan! Azadi! Jin! Jiyan! Azadi! Jin! Jiyan! Azadi! Çünkü biz bu ülkede her ırktan, her sınıftan, her kesimden erkeğin şiddetin uygulandığına tanık olduk. Biz bu ülkede hiçbir kadının eşit ve güvenceli koşullarda yaşamadığını biliyoruz. Baba, koca, devlet, patron fark etmez sizin şiddeti her yerde gelmektedir. Şiddeti önleyecek olan yaptırımları uygulanması bir yana İstanbul Sözleşmesi'ni çekerek, kadınların kazanımlarını gasp ederek 6284'ü tartışmayı açarak şiddetin uygulayanlarını karakollarda adliyelerden serbest bırakılan birliktiren ile karşı karşıyayız. Kadın, yaşam, özgürlük! Kadın, yaşam, özgürlük! Kadın, yaşam, özgürlük! Sizin iktidarınızda Gülistan Doku kayboldu. Sizin iktidarınızda Narin katledildi. 27 Eylül'den bu yana kayıp olan Rojin Kabiyaş'tan hala ses yok. İktidarın kadın cinayetlerinin üstüne neden kapatıyor, neden yayın yasağı getiriyor? Kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri politiktir. Sizin iktidarınızda yalnızca Eylül ayında 34 kadın katledildi. Kadın katliamlarının karşısında kadınlar olarak ses çıkartıyoruz. Sizin iktidarınızda kadınlar öldürüyor, yoksullaştırıyor, ötekileştiriyor. Siz ise bakanlarınızla, kolluk ve yargıyla bu gerçekleri görmeyi reddediyor. Yeni yüzyılın gerçek olmayan, yalnızca kendinizi kandırdığınızı hikayeli yazıyorsunuz. Sokakta kadınlar katledilirken Aile Bakanlığınız kutsal ailenizi korumakta. Kadınlar katledilirken Sağlık Bakanlığınız kadınların nasıl doğum yapacağına karar vermektedir. Kadın cinayetleri politiktir diyoruz, bu yüzden söylüyoruz. Erkek katlederken devlet koruyor. Biz kadınları koruyandan da cesaretlendirenlerden de hesap soruyoruz. Artık yeter! Yıllardır kadınlar bu sokaklarda mücadele ediyor. Bir kadın daha eksilmemek için ülkenin her yerinde kadınlar isyan ediyor. Gücümüzü bu dayanışmadan, bu isyandan alıyoruz. Kadınlar güvenli, eşit bir yaşamı kadınlar kuracak. Kadınlarla kuracağız, kadın dayanışmasıyla, umut ve isyanla birlikte kuracağız. Sokaklarında katledilemediğimiz, iş yerinde sömürülemediğimiz, kutsal aile duvarlarını mahkum olmadığımız özgür bir yaşamı hep birlikte kuracağız. İkbal'in, Ayşegül'ün, Sonay'ın, daha niçesinin hesabını soran mücadelemize devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz. Yaşasın kadın dayanışması, kadınlar birlikte güçlüdür. Jin! Jin! Azad!